arkadaşlar. Bu bölümde taş aritmeleri anlatacağım. En sık görülen çocuklar taş aritme supranatika taş kartlardır. Fakat bunu 11. ve 12. videomuzda ayrıntılı olarak incelediğimiz için burada çok kısaca bahsedeceğiz. Supranatika taş kartlarının 1/4'ü reaktan mekanizma ile ortaya çıkar ve bunun ayrıca 1/4'ü de Volpaxson-White'a bağlı olarak oluşur. Kalp hızı genellikle çocuklarda 180 bölü dakikanın üzerinde, yeni doğanlarda ise 220 bölü dakikanın üzerinde olarak görülür. Burada tipik bir supraatikal taşikardi EKG'si görmekteyiz. P dalgaları yok. Köresler dar. Kalp hızı 200'ün üzerinde ve bir tipik SVT EKG'si. Atrial flutter, atriumlarda herhangi bir odaktan başlayıp renten mekanizma ile tekrar aynı odağın aktive edilmesiyle ortaya çıkan bir supraatikal taşikardi tipidir. Sebepleri, normalde herhangi bir odaktan çıkan ekstrasistol refraktör periyot nedeniyle tekrar aktive olmazken, eğer refraktör periyot kısalmışsa atrium dilate olup refraktör periyodun bitmesinden sonra ortaya çıkarsa ya da ileti yavaşlar ve refraktör periyodu etkilemezse atrial flutter ortaya çıkabilir. Demek ki 3 adet birbirinden farklı sebebi var. Burada atrial flutter dalgalarını görmekteyiz. Biraz sonra bunu zaten daha ayrıntılı inceleyeceğiz. Atrial flutter biraz önce söylediğimiz gibi reentran mekanizmayla ortaya çıkar ve atrial hız genellikle 250-400 arası, ortalama 300 civarındadır. Köreslerin arasında testi edişi gibi P dalgaları tipik olarak görülür ve genellikle AV blokla birliktedir. Çünkü her bir P dalgası, bunların her bir P dalgası zaten ventrikülde geçse bunların hayatla bağdaşması mümkün değildir. Her 3-4 atımdan biri ancak ventrikülere geçebilir. Burada atrial flutter'lı bir hastanın nasıl reentran mekanizma ile atriumların sürekli depolize olduğu ve bazılarının ventriküle geçtiği, hepsinin geçmediği görülmekte. Burada da tipik atrial flutter dalgalarını görmekteyiz. Test edici gibi köresler arasında, bazı köresler arasında 2 tane, bazılarının arasında 3 tane olmakta. Taşikardi sırasında bunlar görülemeyebilir. O nedenle atrial flutter dalgalarının görülebilmesi için hastanın bradikardik olması gerektir. Veya biz bazen bu hastalarda adenozin vererek atrioventrikül blok yaparak flutter dalgalarını görebilmekteyiz. Burada da tipik olarak test edişi gibi P dalgalarını taklit eden bir görünüm ortaya çıkmakta. Fakat dikkatimizi çeken bir özellik, bu flutter dalgası gibi görünen dalgaların her derivasyonda görülmediğini fark etmemiz gerekir. Ve sadece burada görüldüğü gibi V1, V2 ve burada da uzun V1'de flutter dalgasına benzer dalgalar görülmekte. Bununla eş değer derivasyonlarda normal PQRST'ler görülmekte, flutter dalgalar görülmemekte. Bu bir artefaktır. Bunun için eş zamanlı derivasyonlara bakmak ve böylece artefakta bağlı olup olmadığı ayırt edilmelidir. Atrial fibrilasyon, flutter'ın tersine atriumların pek çok yerinden pek çok uyarının çıkması sonucu ortaya çıkar. Ve bu nedenle de P dalgaları düzensizdir. Tek tip P dalgası yoktur. Atrial hız 300 ila 500 arasındadır ve bu da atrial flutter gibi AV blokla birliktedir. Çünkü her bir ektopik ve farklı yerlerden çıkan uyarıların her biri ventriküle ulaşsa bu da hayatla bağdaşan bir tablo değildir. Burada normal sinüs ritmi görüyoruz. PQRST'den oluşan. Burada da atrial fibrilasyonlu bir hastada pek çok odaktan çıkan P dalgaları ve bloklu olduğu için bazılarının geçip bazılarının geçmediği P dalgalarının uniform değil, multiform olduğunu görmekteyiz.
Burada da yine atrial fibrilasyonlu bir kalp ve atrial fibrilasyonlu bir kalp ritminin nasıl olduğu görülmekte. Pedalde düzensiz, birbirinden farklı ve çok sayıda bloklu olduğu için de bazıları ventriküle geçmekte, bazıları geçmemekte. Bu nedenle de aritmi görülmekte. Burada da farklı bir şekilde atrial fibrilasyonunda. Burada da atrial fibrilasyonu bir hastanın EKG'si görülmekte. Hem aritmi var hem de P-darbeleri tüm derivasyonlarda, bunlar bir artifak değil, tüm derivasyonlarda birbirinden farklı ve polimorfik görünümde. Bu da espiritüel olarak atrial fibrilasyon ventriküler taşikardide ventrikül hızı 120'nin üzerindedir dakikada. Arda arda en az 3 ventrikül eksestörün gelmesi ventriküler taşikardi dedirtir. Ama burada olduğu gibi tüm ritim ventriküler taşikardik olabilir. Yani ventrikül kaynaklı olabilir. Bunlarda P dalgası yoktur. QRS'ler geniştir. Burada da göründüğü gibi, burada görüldüğü gibi. Ve amplitüt normal sinüs ritmindeki QRS'ten çok farklıdır. Hem QRS'leri geniş, hem amplitütleri normalden yüksek veya küçük. Daima da T dalgaları ters yöndedir. Burada olduğu gibi. Burada bir konuyu açıklığa kavuşturmak gerekiyor. Neden atrial ritimlerde, bunlar atrial eksestör de olabilir, supraventrikül taşikardi de olabilir, QRS'ler dar, ventrikül ritimlerde çok daha farklıdır. Özellikle ventrikül eksestörler ve ventrikül taşikardi gibi. Normal atrial ritimlerde veya atrial eksestörlerde tüm iletiler AV noduttan geçip his prodigal lift sistemini kullanırlar. Ve bu nedenle de QRS'ler normal yani dar ve amplitütleri standarttır. Fakat ventriküler ritimlerde, bunlar ventriküler eksestör olabilir veya ventriküler ritimler olabilir, ventriküler taşikardi gibi. His prodigal lift sistemi kullanılmaz. Ventriküler kasın kendisi kullanılır. O nedenle de daha yavaştır ve ventriküler daha uzun sürede de bozulurlar. Ve bu nedenle de QRS'ler hem daha geniş hem daha uzun veya şekli bozuk veya farklı hem de T dalgaları ters yöndedir. Ventriküler taşikardili bir hastada ritim ventriküldeki bir odaktan buradan çıkmakta ve bir süre sonra bunun taşikardik olduğu ve QRS'lerin geniş, P dalgalarının olmadığı ve T dalgalarının ters olduğunu görmekteyiz. İşte burada da tipik bir VT EKG'si. Tüm derivasyonlarda QRS'ler geniş, tüm derivasyonlarda T'ler ters yönde ve amplitüt oldukça farklı normal PQRS'te'ye göre. Ventriküler fibrilasyonda ventriküler taşikardinin tersine tek bir odaktan değil, pek çok odaktan uyarı çıkabilmektedir. Ve dolayısıyla ventrikülün normal sistol ve diastol yapması mümkün değil. Ventrikülün her bir bölgesi farklı zamanda ve farklı şekilde kasılmaktadır. Ve bu da hayatla yine bağdaşan bir olay değildir. Ventriküler fibrilasyonun hastaya acilen müdahale edilmezse çok kısa süre içinde hastanın eks olacağı kesindir. İşte burada ventriküler taşikardili bir hastada ventrikülün değişik yerlerinden değişik şekilde uyarıların çıktığı ve ventrikülün normal kısılamadığı ve kardiyak debiyi oluşturamadığı görülmekte. Burada da bu nedenle ventrikül ritminin tamamen birbirinden farklı, normal bir QRS'in olmadığı ve bu şekilde düzensiz bir ritim olduğu görülmektedir. Burada da tipik bir ventriküler taşikardi EKG'si. P, QRS, T hiçbirisi belli değil. QRS'ler düzensiz, amplitütleri ve şekilde tamamen birbirinden farklı. Ventrikül kasılamıyor ve bu nedenle de hastanın hemodinamisi bozuk. Kısa sürede eğer defibril edilmezse hastanın eks olacağı kesindir. Burada da başka bir ventriküler fibrilasyonlu hastanın EKG'si. Burada da ventrikül uyarıları yani QRS'ler tamamen düzensiz ve taşikardik. Bu durumda da hastanın hemodinamisi bozuk ve eks olması kaçınılmazdır. Burada da
espiritüel olarak ventriküler fibrilasyonu ve burada arrest olduğunu görüyoruz. Ventriküler fibrilasyonun başarılı bir şekilde defibrile edilmesiyle, ki burada fibrilasyon var görüyoruz, defibrile edildi ve defibrilasyon kayboldu. Normal PQRS'te görülmeye başlandı. Hasta kurtuldu. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Çocuklarda Öykü Alma ve Fizik Muayene kitabının güncellenmiş ve genişletilmiş 3. baskısı çıktı. 20 üniversite ve araştırma hastanelerinden 50 yazarın katkılarıyla 31 bölümden oluşan 410 sayfalık büyük boy kitap. Bu baskıda 4 yeni bölüm eklendi ve 9 bölüm yeniden yazıldı. Bu kitap 767 fotoğraf ve şekil içermesi ile rakipsiz olup bir atlas özelliği de taşımaktadır. Ayrıca 203 muayene videosu, kalp ve solunum sesleri de içermektedir. Kare kodlar yoluyla cep telefonu ile bu videolara ulaşmak tıbbi kitaplarda ilk defa uygulanmaktadır. Bu nedenle online eğitime uyan tek kitaptır. Bu sayede güncellenen videoların her seferinde daha kalitelisine ulaşmak mümkün. Bu nedenle Yaşayan Kitap adını verdik. www.çocukfizikmuayene.com adresinden içindekiler, yazarlar ve örnek konulara da ulaşabilirsiniz. Teşekkürler. Kitabımızdaki kare kodlara telefonlarımıza kare kod uygulaması indirerek veya telefonumuzun kamerasındaki fotoğraf bölümünden okutup bu şekilde dinleyebiliyoruz. Schwarzenegg belirtisi görselde izlendiği gibi kulak önünden dağılan fasyal sinir trasesine perküsyon yapıldığında aynı taraftaki yüz kaslarının hipokalsemi nedeniyle uyarılabilirliğinin artması sonucu seyirmesi ve kasılmasıdır. Perküsyon orbicularis oculi ve orbicularis oris'in aynı tarafa çekildiği izlenmektedir.